Sabah namazından sonra Müslim'in sahihinde sahabenin faziletleri bölümünde Cüleybib'in fazileti kısmına baktım. O denk geldi tevafuken. Sonra Cüleybib ile alakalı radıyallahu anh önceki bilgilerim hatıramda tazelendi İbn-i Hamir'e Müslim'deki gibi. Sizlere de sabah hediyesi olarak nefsime ve size arz etmek istiyorum. Bir genç Mescid-i Nebi'de Peygamberimiz Aleyhisselam yanına geliyor mescitte. Çok ilginç, sahabenin ortasında. Resulullah Aleyhisselam nasıl bir insanlara ortam sunmuş ki herkes bütün arzu halini, sıkıntısını açık yüreklilikle dile getirebiliyor. Aracısız, vasıtasız. Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum diyor. Sahabe müdahale edecek, Efendimiz izin vermiyor. Diyor ki, delikanlı diyor, birisi senin annenle, kız kardeşinle, teyzenle zinasını ister misin diye sırayla söylüyor. Delikanlı hayır istemem diyor. Başkaları da başkalarının annesi, teyzesi. Sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselam onun kalbine mübarek edini koyuyor ve onu helale sevk etmek için duada bulunuyor. Bir zaman sonra da Ensardan bir kadına haber gönderiyor. Bu genç sahabe, yani Cüleybib Hazretleri evlendirmek için. Kadın ilk başta hemen kabul ediyor. Sanıyor ki Resulullah Aleyhisselam kendisine isteyecek kızını. Sonra haber tahsis ediliyor. Hayır, kendisine değil, Cüleybib'e isteyecek. Hem Cüleybib'i batıldan koruyacak, hem de çözüm arayışında bulunan bu takva ehli sahabeye bir yol haritası sunacak. Kadın ilk başta hayır diyor. Ama kız diyor ki, eğer Resulullah Aleyhisselam beni birine layık görmüşse, o zaman onu kabulden başka bir şey bize yaraşmaz diyor. Benim için nice hayırlar barındırır diyor. Ve Cüleybib radıyallahu anh'la onun düğünü güzellikle yapılıyor. Evliliklerinden kısa bir zaman sonra Cüleybib bir sefere gidiyor ve gitmiş olduğu seferde büyük bir zafer elde ediliyor. Ancak bu zaferin sonunda Peygamberimiz Cüleybib'i soruyor. Nerede o diyor. Cüleybib nerede diyor. Bakıyorlar, bakıyorlar, arıyorlar ki en sonunda 7 tane zalimi, müşriği öldürmüş. Kendisi de orada şehit olmuş. Efendimiz'e bunu söylüyorlar. O bendendir, ben ondanım. Ben ondanım, o benden. O bendendir, ben ondanım diye bunu 3 defa söylüyor. Haber bu yeni evlenmiş olduğu eşine gelince, Allah hamdolsun ki beni Cüleybib gibi salih bir kimseyle, Resulü vasıtasıyla evlendirdi ve aynı zamanda beni bir şehit eşi yapmak ile onurlandırdı diyor. Peygamberimizin batıla düşmek üzere tenkit ettiği, karaladığı, hakaret ettiği, aşağıladığı değil, önce elinden, sonra aklından, sonra yüreğinden tutup yuva kurdurdu mübarek sahabe, belki cehenneme gidecekken şehit